Üçüncü sınıftasın. Okuldaki derslerin nasıl, şeyin nasıl? Yani iyi. Derslerin ne? Kitap yazmayı nasıl ben düşündüm? Yani kitapta ne anlatıyorsun? Kitapta yaz tatil anılarımı anlatıyorum. Orada ne yaptıklarımı kısaca özet geçip bir kitap yazdım. Yani var. Ne gibi mesela? Hikaye, öykü, masal. Yani ben daha çok cümle yazarım defterime. Kaç yaşından beri yazıyorsun? Yani ben Alefter öğretmeninle yazmaya başladığımdan beri cümle yazıyorum yani defterlerime. Okuldaki arkadaşların kitap gördü mü? Öğretmenlerin. Evet. Beğendiler mi? Evet. Hatta ben sınıfları falan da gezdim. İmza günü yapıldı. İmza günü. Okulunda imza günü yaptın. Evet. İlgi nasıldı? Yani çok kişi geldi mi? Evet, yani 35 tane kitap sattım. Arkadaşların peki senden görüp onlarda yönelen var mı var. Kitap yazmaya? Var. Örnek oldun onlara. Vallahi biliyorsunuz duygu olayını yaşamak lazım. Yaşamanın ötesinde bir değerli bir olay. Böyle ben onu bu kitabın içeriğinde bulunan yerlere, yörelere, olaylara gezdirdiğimde, onları bir yıl sonra Malatya'ya geldiğim zaman anlatması beni çok duygulandırdı. Bu duyguyu ne diyeyim işte, ölümsüzleştirmek mi demek? Yapabilir miyiz dedim. Kendisiyle oturduk, böyle bir sohbet ettik. İlk göz ağrım, Hazal'ım, onu ben ilk torunum olduğu için göz ağrım diye nitelendiriyorum. Söylüyorum. İlk göz ağrım, gel seninle bir şey yapalım, başarabilirsek diye. Gel bunları yazalım ve belki başarabilirsek de kitaba dökeriz. Bir kitabımız olur falanlık diye. Hatta o zaman düşüncemiz şu anda kitabın üzerinde yok ama Dede Torun Anıları serisi diye düşünelim dedim. Tabii tereddütlerimiz oldu başarıp başarmama hususunda. Ve sonuçta bunu elde edince de gururum sonsuz oldu. Çünkü normal olarak o benden sonra da yaşamış olacak. Belki kendi çocuklarına, kendi torunlarına, işte dedenle ben bunu başardık diyecek. İşte böyle bir duygu, sonsuz bir duygu. Başka söyleyecek bir şey bulamadım. Bunun devamı da gelecek. Yani olsan bile uzaktayız. Ben İzmir'de kalıyorum. Onlar Malatya'da. Bir projeleri var. İşte bu babasının iş hayatının gelişmesi. Belki onları İzmir'e yönlendirecek. O zamana kadar bir miktar daha büyümüş olacak. Tabii bu arada da sanıyorum anılar da birikmiş olacak. Şu anda çünkü 3-4 gün sonra tekrar Akbük'e, yani bu kitabın anıların yaşadığı yere gitmiş olacağız. Oraya gidince değişik projelerimiz var. Bir tanesi isterse tekrar ona sorarsanız o anlatsın. Kabul ederseniz size de söz versin mesela o projenin şeysinden. Hatırladın inşallah, umarım. Ayrıca hayvan sevgisi aşırı, tabiata olan, korumaya yakın sevgisi. Bir lokantaya gittiğimizde, bir evde bir yemek yediğimizde asla artık diyelim onlara işte kalanları asla çöpe atmayı istemez. Onları poşetlere koyarız. Sokakta kemik türü şeylerse köpeklere, ne bileyim işte ekmek türü şeylerse kuşlara vermeyi sever. Birlikte gideriz. Hayatımız böyle geçer. Bir de canlıların nasıl olduğunu, oluştuğunu anlatabilmek için ben ayrıca bir tane onun da öbür torunlarında ilgileniyorlar görünce bir tane kuluçka makinesi aldım. Dolayısıyla işte orada bıldırcın veya tavuk yumurtasını koyuyoruz. Çıkışını izliyorlar, küçükken onları seviyorlar. Dolayısıyla hep sevgi içerisinde birlikte yoğruluyoruz. Yani ben küçüklüğümden beri resim yapmayı çok seviyorum. Zaten hayalimde
olmak, bir de kitap yazmak yani. Sen sanatçı olacaksın büyüyünce. Evet. Yani hem resim, hem kitap. Yazar. Yani bundan sonra kitap, yazacağın kitapla ilgili bilgi verebilir misin? Ne yazmayı düşünüyorsun? Yani belki bir de kış tatili anılarımı yazabilirim. Bir de biz dedemle benim bir sürü boncuğum var. Çünkü ben böyle boncuk dizmeye de çok meraklı bir kızım. Tasarıma da çok meraklıyım yani. O fazladan boncuklarla biz bileklik yaptık. Sonra dedemle bir karar aldık. Onları böyle biz Didim'de pazarda satmayı düşünüyoruz. Biz bu yani bu dönemdeki bütün kış o bileklikleri yapmaya çalıştık yani. Bir sürü de bileklik elde ettik. Onları da dönünce Didim'e götürdü. Didim'de küçük bir tezgah kurup pazarda satmayı düşünüyoruz onları da.